Merhaba arkadaşlar. Bugün yanıt yayınlarının online deneme çözümünü gerçekleştireceğiz inkılap tarihi olarak. Hemen birinci sorumuzdan başlıyoruz. Ee, Orhan Asena'nın Karalar ve Aklar Üstüne şiirine göre milli cemiyetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bir ilk ışık, ilk kıpırtı doğudaki Erzurum Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Bir umut, bir canlanış Trakya'da. Trakya ve Paşa Cemiyeti. Bir yeşil sürgün Sanköylü Kütük'te. Trabzon ve Havalisi Koruma Cemiyeti ve işte bir fırtına ki savuru verecek Ege'yi ve umudu değil ölümü paylaşamayan yiğitler ve bir ölüm andı İzmir'deki reydi ilhak demiş arkadaşlar. Şimdi bölgesel amaçlı faaliyet gösterdiklerine ulaşabilir miyiz? Evet Erzurum Müdafaa, Trakya Paşeli, Trabzon Havalisi gibi gitti. Türk milletinin haklarını savundukları evet Türk milletinin haklarını savunmak için kuruldu gitti azınlıklara karşı itilaf devletleriyle ortak hareket ettikleri hayır kendileri arkadaşlar düşmana karşı e, hareket ediyorlar. Bu yüzden de itilaf devletleriyle ortak olduklarını söyleyemeyiz. Ermeni ve Rumlar tarafından kurulan cemiyetlerle mücadele ettikleri Evet zaten bunu biliyoruz arkadaşlar yukarıdan da ulaşabiliriz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olarak söylenemez olarak karşımıza çıkar. Geldik ikiye Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Selanik askeri rüştiyesinde Fr Fransızca öğretmeni olan Nakoittin Bey Mustafa Kemal'e Fransızcanın ilk bilgilerini öğretmekle yetinmeyip ülkenin ve toplumun geleceği hakkında ilk düşünceleri de aşılamış. Manastır Askeri idadesindeki tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey derslerinde Fransız İhtilal ve düşününce, düşünürlerinden bahsetmiş. Mehmet Tevfik bilgiye Mustafa Kemal'de tarihe karşı ilgi ve sevgi oluşturmuş. Buna göre arkadaşlar askeri lisede yabancı dil eğitimi aldığına ulaşabilir miyiz? Evet Fransızca olarak gitti. Ortaokul ve liseyi farklı şehirlerde okuduğuna ulaşabilir miyiz arkadaşlar? Evet Selanik Askeri Rüştü Ortaokul Manastır Askeri İdadi Lise gitti. Düşünce dünyasının şekillenmesinde öğretmenlerin etkisi olduğuna ulaşabilir miyiz? Evet yukarıdaki bilgiler de var. Fakat Fransız düşüncelerin, düşünürlerin eserlerini okuduğuna yukarıdaki bilgilerden ulaşamayız. Bu yüzden cevabımız Bursa olur. Geldik üçüncü sorumuza. Buna göre Feyza'nın Hakan öğretmeni sorduğu soru aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hakan öğretmenin cevabına bakalım. Balkan devletleri Rusya başta olmak üzere Avrupalı büyük devletlerinde kışkırtmalarıyla topraklarını genişletmek için Osmanlı devletine karşı harekete geçti. Trabluskarp savaşında Osmanlı devletinin oldukça zayıfladığının anlaşılması Balkan devletlerini cesaretlendirdi. Bütün bu gelişmeler üzerine Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan ittifak yaparak 1912 yılı Ekim ayında Osmanlı devletine karşı Kadriye geçti. Böylece 1. Balkan Savaşı başladı. Trabzonkarp Savaşı'nın nedenleri nelerdir? Hayır, burada Balkan Savaşları ile alakalı bir durumdan bahsettiği için gitti. Avrupalı büyük devletlerin Osmanlı'yı Avrupa'dan çıkarmak istemesinin nedenleri nedir? Yukarıda bununla ilgili bir bilgi yok gitti. Avrupalı büyük devletlerin Osmanlı'ya karşı Balkan devletlerini kışkırtmalarının nedenleri nedir? Yukarıda bununla ilgili bir bilgi yok gitti. Balkan devletlerinin 1. Balkan Savaşı'nı başlatmasının nedenleri nedir? Evet burada 1. Balkan Savaşları'nın nedenlerine cevap verdiği için Hakan Öğretmen. Bu yüzden de Feyza'nın sorusu şıkkı olur. Geldik dördüncü sorumuza arkadaşlar ulaşılabilir demiş. Yukarıda sanayi inkılabı ile birlikte Osmanlı'nın yaşadığı durumdan bahsetmiş. Dış borçların ödenememesi duyun umumiye idaresinin kurulmasını ortam hazırlamıştır diyebilir miyiz? Evet çünkü yukarıdaki bilgide arkadaşlar bununla ilgili bir durumdan bahsediyor. Birinci öncül olur. Sanayi inkılabı ile kapitülasyon Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. Evet yukarıda bununla ilgili borçlanmaya gitmesi vesaire gibi durumlardan bahsediyor olur. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupalı devletlerden dış borç almaya başlamıştır. Hayır burada bakıyoruz Kırım Savaşı'nda İngiltere'den ilk kez dış borç almış. Bu yüzden üçüncü öncüle kesinlikle ulaşılamaz. Dördüncüye bakalım. Duyun Umumi İdaresi'nin faaliyetleri Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığına zarar vermiş. Evet bu da arkadaşlar zaten var. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 4 C şıkkı olur. Geldik 5. sorumuza kanıt olarak gösterilir demiş. Erzurum kongresinde temsil edilen yerler ve Sivas'ta temsil edilen yerlerden bahsetmiş. Ben hiç şıklara bakmadan direkt şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Erzurum'da sadece bir bölgeyi temsil ederken kongre Sivas'ta temsil durumu tüm yurda yayılmış. Yani Erzurum kongresi bölgeselken Sivas kongresi tüm yurda hitap ettiği için ulusaldır. Dolayısıyla bunun cevabı D vardır. Toplanış şekli bakımından Erzurum kongresi bölgesel Sivas ise ulusal niteliktedir diyebiliriz. Geldik 6. sorumuza. Kuvayi Milliye Birlikleri'nin kurulmasına aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Şimdi Türk milleti tarafından kuruldu. Ne için? Türk topraklarını korumak için. Dolayısıyla milliyetçilik vardır. E kendi topraklarını korumak istedikleri için dolayısıyla vatanseverlik de vardır. E, düşmanın hakimiyetini istemeyip bağımsız yaşamak istiyorlar. Dolayısıyla bağımsızlık da vardır. Yayılmacılık yoktur arkadaşlar. Yayılmacılığın bir diğer kelime anlamı da sömürgeciliktir. Mustafa Kemal'de, Osmanlı Devleti'nde ve Türk milletinde asla ve asla var olmayan bir düşüncedir. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. ki diye Wilson ilkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Osmanlı ülkesinin milliyet esasına göre parçalanacağı söylenebilir demiş. Milliyet esası deyince direkt Türk, Sırp, Rum, Bulgar, Ermeni ile alakalı bir şık aramalıyız. Hemen baktığımızda B şıkkında var. Osmanlı Devleti'nde yaşayan Türk olmayan milletlere kendi kendine yönetme hakkı verilecektir. Milletten bahsettiği için bize milliyet esasını sorduğu için cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza. Demiş ki buna göre numaralarla gösterilen yerlere yazılması gereken ilkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bire bakalım. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz diyor arkadaşlar. Yine misak ı Milli'de de toprakların parçalanamaz olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu nedir? Toprak bütünlüğü. Bir diğer ismiyle ülke bütünlüğüdür. Geldik ikiye. Milletin bağımsızlığını millet kurtaracak. Milli irade hakim kılınacak. Mebusan meclisi açılacak. Meclis. Millet ve milli inade gibi kavramları gördüğünüzde direkt aklınıza ne gelsin demiştim. Milli egemenlik arkadaşlar. Geldik 3'e. Hristiyan dedi. Manda himaye reddedilecektir dedi. Kapitülasyonlar kaldırılacaktır dedi. Bunların tamamı düşmana karşı söylediğimiz için nedir? milli bağımsızlıktır. Ve son olarak da geldik. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır demiş. Osmanlı hükümetinin dağılması halinde millet her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı birlikte hareket edecektir demiş. Bu da arkadaşlar ulusallıktan yani milli birlik ve beraberlikten bahsedilen yerdir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. Ülke bütünlüğü, millet egemenliği tam bağımsızlık ve milli birlik ve beraberlik. Geldik 9. sorumuza. Büyük Millet Meclisi'nin aşağıdakilerden hangisini benimsediği söylenemez demiş. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur. Mecliste toplanan milli iradeyi vatanın geleceğini hakim kılmak temel esastır. Milli irade dedi, meclis dedi, milli egemenlikten bahsetti gitti. Yasama yürütme yetkisi mecliste toplanır dedi, kuvvetler birliği yani güçler birliğinden bahsetti gitti. Meclisin içinden seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek kurul hükümet işlerini yürütür. Meclis başkanı aynı zamanda kurulun da başkanıdır. Yani tek bir başkanın var olduğundan ve meclisin hükümet gibi faaliyet göstereceğinden bahsettiği için bu da meclis hükümet sistemidir gitti. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar A şıkkı çok partili rejimle alakalı hiçbir duruma ulaşamayız yukarıdan. Geldik son olarak 10. sorumuza bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Osmanlı devleti Kanal Cephesi'ni Mısır'ı geri almak için Almanlarla birlikte açtı. Almanların bu cephedeki amacı Süveyş kanalını ele geçirerek İngiltere'nin uzak doğu sömürgelerine giden yolunu kesmekti. Almanların da desteğiyle harekete geçen Cemal Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu 1915 tarihinde 1. Kanal Harekatını, Ağustos 1916'da 2. Kanal Harekatını yaptı. İngilizlerin kışkırtmasıyla bir kısmı Arapların Osmanlı'ya karşı ayaklanması ve ordunun malzeme sıkıntısı gibi nedenlerle başarıya ulaşamadı. İngilizler Sina Yarımadası'nı alarak Suriye sınırına kadar ilerledi. Cephedeki savaşların Osmanlılar tarafından başlatıldığı evet Osmanlı'nın açmış olduğuna ulaşıyoruz gitti. Osmanlı askeri harekatın başarısızlıkla sonuçlandı. Evet yukarıda arkadaşlar bununla ilgili başarısız olduğu başarıya ulaşamadı diyor gitti. Savaşlar sonucunda Osmanlı'nın toprak kayıpları yaşadığı, Evet Sina Yarımadası'nın kaybedilmesi Suriye'ye kadar ilerlemesi İngilizlerin. Evet düşmanlara karşı Müslümanların birlik içinde hareket ettiği yukarıda bununla ilgili bir bilgiden bahsetmediği için değişik. Çıkkına Ulaşamayız Arkadaşlar Böylece Denememizin Cevaplarını Oluşturduk Bir Sonraki Denemede Görüşmek Üzere Hoşçakalın